Ben de Edirne'de emeklilerimizle beraberdim. Açlık sınırının altındaki maaşların arttırılması, insanca bir ücret için seslerini duyurmaya çalıştılar. Ne istiyorlar? Çok basit. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalı. Bayram ikramiyeleri de en düşük emekli aylığı kadar olmalı. Hükümet ise emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya çalışmasını istiyor. Biliyoruz ki emeklinin alanlarda yükselen sesini sağır sultan duyar ama saraydakiler duymaz. Sarayın duvarları halkın sesine kapalıdır. Emeklinin talebi çok açık. Bizi kıskanan Avrupalılar gibi yaşamak istiyoruz diyorlar. Yara aç yaşamak değil değil çocuklarıyla, torunlarıyla mutlu geçirecekleri bayramlar, bayram gibi günler görmek istiyorlar. AKP emekliye gücünü göstermek için yemin etmiş gibi saraya yandaşa değil emekliye emekçiye bütçe diyoruz. Ve şimdiden CHP iktidarında emekliye hak ettikleri yaşamı sağlayacağımızın sözü. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, 1,5 milyon emeklinin en düşük emekli aile olan 3.500 lirayla geçinmeye çalıştığını belirterek, en düşük emekli ailenin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, en düşük emekli ailenin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinde yapılan 600 puanlık artıştan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, düzenlemenin emekli aylıklarında yaklaşık 1350 lira, emekli ikramiyesinde ise ortalama 40-50 bin lira artış sağlayacağını vurguladı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin düşük kalan aylıklarının benzer şekilde artırılmasını ve 2000 yılı sonrası emekli olanlara intibak verilmesini isteyen Ergün, şunları söyledi. Memur emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasındaki emekli aylığı makası her geçen yıl artıyor. Memur emeklileri toplu sözleşme zammının yanında ek zam ve gösterge artışı gibi imkanlardan yararlanırken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin aylıkları sadece enflasyon oranında artıyor. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, aylıklara yapılan yüzleri zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli. Kazım Ergün, 1,5 milyon emeklinin en düşük emekli aylığı olan 3500 lirayla geçinmeye çalıştığını belirterek, bu emekli grubunun toplumda en düşük gelire sahip kesim olduğunu vurguladı. Asgari ücretlilerin 5500 lirayla geçinemediği ortamda emeklilerin aylık 3500 lira ile geçinmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti. Bugün 1,5 milyon emekli en düşük emekli aylığı olan 3500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Yani 1,5 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin 2000 lira altında. En düşük emekli aylığı ivedilikle, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücrette şu anda işte o bugünkü zamlara uygun hale getirilmeli. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Onlar yapmıyor kardeşim, biz yapacağız inşallah el ele vereceğiz, biz yapacağız, dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'da partisinin Süleymanpaşa Paşa ilçe başkanlığını ziyaret edip, teşkilat önünde toplanan halka seslendikten sonra, esnaf ziyaretlerinde bulundu. 20 Ocak 2020'den bu yana il ve ilçelerde esnafa arkadaşlarıyla ziyaret ettiğini söyleyen Akşener, 2,5 yıldır o esnaf dükkanlarının içinde ne dertler, ne acılar, neler gördük neler. O esnaf dükkanları içerisinde gördüklerimizi kamuoyuyla paylaştık. Aldık o dertleri, çözümlerini ürettik ve dedik ki, bizi yöneten ağlara, ahda da biz çalıştık. Bu milli maldır alın kullanın, gerçekleştirin, milletimiz, vatandaşımızın dertleri çözülsün. Bazılarını aldılar, yüzde yirmi, otuz yaptılar. Bazılarının kulağının üstüne, bazıları için kulaklarının üstüne yattılar. Şimdi Türkiye'de bir tuhaflık olduğu uzun bir zamandır. Siyaset tekirdağlılar bilir ki, siyaset çözüm üzerinden yapılır. Bu dükkanların sahipleri için biliriz ki müşteri velinimettir. Çok uzun bir zamandır seçmen, siyasetçi için velinimet olmaktan çıktı. Yani seni dinlemiyorlar kardeşim. Senin derdini duymuyorlar kardeşim. Ama seçime giderken seni şucu, bucu deyip itham edip ve komşuyu komşuya, kardeşi, kardeşe düşürüp ceketimi assam şapkamı assam oy alırım hesabıyla çıkan sensin, kazığı yiyen sensin. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey şudur. Bakmaya çalıştığımız şey şudur. O dükkan sahiplerinin müşterilerine, benden niye alışveriş etmiyorsun, diye hain terörist dediğini duydunuz mu? Ama Sayın Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın alkışçısı değilseniz terörist olursunuz, hainde olursunuz. Dolayısıyla, o dükkan sahiplerinin sattığı malla, verdiği hizmette ilgili nasıl müşterisi velinimeti ise seçmenli siyasetçinin velinimetidir, diye konuştu. Tekirdağ'ın tarımın olduğu güzel bir il olduğunu söyleyen Akşener, gelişmesi, büyümesi, zenginleşmesine dair bir şey yapılmadığını savundu gittiği yerlerde çiftçilik, besicilerle karşılaştığını anlatan Akşener, şunları kaydetti. Onlar, onlar şu anda ağlıyor. Gebe ineğini kasaba kesime götürdüğü için ağlıyor. Memelerinden süt damlayarak kesime gönderiyor ve yedi ineğin sahibi genç kardeşim karşımda sinir krizi geçiriyor. Kayseri'de bir besici kardeşim kendi kendiyle dalga geçerek ama ağlayarak dedi ki, abla ben ineklerime oruç tutmayı, mallarıma oruç tutmayı öğretiyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Az yem veriyorum, açlığa alıştırıyorum demek. Bunu Manisa'da söylediğim zaman Ak Partili bir yönetici geldi bana dedi ki: "Hayvanlar oruç tutmaz." Elbette oruç tutmaz. Hayvanları oruca mahkum eden utansın be. Ondan utanacağına gelip ne diyorsun? Söylemeye çalıştığım şey şu: sizin dertlerinizle ilgilenmek, o dertleri görmek, o dertlerin çaresini üretmek, daha sonra da sizin karşınıza çıkıp rekabet etmek siyasetçinin işidir. Ben daha iyi hizmet ederim demek siyasetçinin işidir. Yoksa sana parmağını sallayıp sen şucusun, ben bucuyum, şu da şucudur deyip, manevi değerlerinizle, kutsallarınızla oynayıp sizi birbirinize düşman ederek oy almak siyasetçinin işi değildir. Bakın buraya benim gibi herkesi getireceksiniz el ele verip bu harami düzeni sandıkta helal oylarınızla birlikte sandığa gömüp emekli edeceğiz. Türkiye'nin her yerinden gençlerin kendisine 86 puanla atanamadıklarını, 62 puan alan arkadaşlarının atandığını anlattığını söyleyen Akşener, çünkü onun akrabası vardı, dayısı vardı. Atanamayan öğretmenler var. Neden atamıyorsunuz kardeşim, neden atamıyorsunuz? Korumalı kura 200 milyarın üzerinde para ayırdınız. Dolar yükselmesin, Türk parası değer kaybetmesin diye emeklinin, çiftçinin, kadının cebinden, bu gençlerin cebinden aldınız. Bakın biz bunu unuttuk. Bize bunu unutturdular. Size şimdi emekli maaşı en düşüğü söyleye söyleye 2500 lira oldu. Biz de halbuki demiştik ki ya bir şey söylüyoruz. Yapsalar bile yarısını yapmıyorlar dedik ki bir emeklinin en düşük emeklinin maaşı asgari ücret kadar olmalı. Asgari ücrette şu anda işte o bugünkü zamlara uygun hale getirilmeli. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Onlar yapmıyor kardeşim. Biz yapacağız inşallah el ele vereceğiz. Biz yapacağız ifadelerini kullandı. Akşener Nisan'da çiftçinin gübre atamadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin hiçbir yerinde atamadı. Pahalı çünkü ama ne oldu biliyor musunuz? Telekom'dan 24 milyar lirayı aldılar, Hariri'nin cebine koydular. Bizimkinin aile arkadaşı, aile dostu Sayın Erdoğan dedi ki Hariri'yi üzmektense emekli üzerim, çiftçiyi üzerim, genci üzerim, ev kadınını üzerim, atanamayan öğretmeni üzerim. Şimdi önce sandığa gidilecek çiftçi gidecek. Diyecek ki gübre atamadım, ilaç alamadım. Haririn cebine 24 milyar lira koydular, gidip oyunu atacak. Her gün zam geliyor, gidiyorum müşteri alamıyor, insanlar alamıyor. İnsanların alım gücü düştü ama haldır haldır zam geliyor. Sonuç itibariyle sizi düşünmeyen, sizi adam yerine koymayan bu iktidar için, bu zihniyet için sandıkta helal oylarınızla hepsini emekliye birlikte sevk edeceğiz. El ele verin bu harami düzeni birlikte emekliye sevk edeceğiz.